Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Mahallenizin nalburuna hoş geldiniz. Öncelikle hatırlarsanız bu evi hala bitirmedim. Ve bitirme gibi bir şeyim yok. Yani bayağı uzun sürecek. Video dışında pek oynayamadım arkadaşlar. Ondan dolayı böyle. Bugün dedim ki en iyisi evin içiyle biraz uğraşalım. Boya yapalım, badana yapalım. Asıl mesleğimizden uzaklaştık. Ama şunu söyleyebilirim. Bahçeyi bitirdim gördüğünüz üzere. Şöyle çıkayım üstüne. Buralara ahududu ektim, çilek ektim. Bunun adı neydi bilmiyorum. Kızılcık mıydı? Yok, değildi. Neydi hatırlamıyorum. Yani bir ton şeyler ektim, onları söyleyeyim. Güzel bir bahçe yapmış olduk. Şimdi bugün arkadaşlar bu üst katı böleyim ya da bölmeyip alt katı en azından faaliyete geçirmiş olalım. Buraya çok güzel bir salon yapacağım. Buraya güzel bir mutfak yapacağım ama ilk önce duvarları boyayarak başlayalım. Daha iyi olur. Hemen şuradan dekorasyonlar, duvarlar, boyalar. Evet. Abi her zamanki gibi bize şöyle ne tonlar olur? Kahverengi tonları olsun. Çok cart renkler kullanmak istemiyorum. Bu evin de şeyini bozmak istemiyorum. Açık krem buraya gider. Burası olur. İki tane alalım. Hemen yanlış şeyi aldım. Rulomuzu alalım. Boyamaya başlayalım hemen güzelce. Güzel. Çok güzel. Evet. Şuraları güzelce boyayalım. Bitsin bu iş. Oo, buraları da boyayacağız. Çok güzel. Hemen. Tamamdır. Ya buraları biliyorsunuz uyuz oluyorum. Her defasında da söylüyorum. Bu bence oyunun ufak bir hatası bana göre. İyi, güzel. Zaten boya bitti. Duvarı boyarken. Ve bu odada da aşırı cam var. Büyük ihtimalle boyalar yetmeyecek. İnşallah video dışında oynama vaktim olur. Yani pek vakit bulamıyorum arkadaşlar bu sıralar. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi bir iki sağlık sorunlarından dolayı. Kusuruma bakmayınız. Ama bu evi artık bitirmek de istiyorum, onu söyleyeyim. Çünkü bu ev bitirmeyi hak ediyor. En azından bahçesini iyice bir düzenleyip evin içinde güzelce buraya bir yatak odası yapabilirim. Misafir yatak odası tarzında. Bunun herhangi bir yere kalmadı. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hop. Bunu ver. Hızlan 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 hızlan. Geliştirme açılırsa açacağım. 5 duvarı aynı anda boyayabilme özelliği falan gelebilir. Bu bitti mi? Satarız, sorun değil. Ne diyor? Ne düzenli bir ev. Ya şu tontiş amcayla teyzeye bir türlü şu evleri satamadık ya. Ne istediklerini de bilmiyoruz. Görmek isterim açıkçası. Onları almasını isterim bu evi. Bak bağ bahçede var amca, ne güzel. Eker biçersin, salatalıkları alırsın. Domates toplarsın. Ne güzel olur senin açından. Keşke sen alsan bu evi. Bak torunların için oynayacak bahçede var kocaman. Yalnız bu boya yetmeyecek gibime geliyor ya. Yalnız iyi boyamıyor muyuz? Gayet hızlı boyuyorum ben ya. Güzel, 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 güzel. Bitirmek üzereyiz. Yetti galiba. Boya yetecek ya. Yetti.
Güzel. Bu odayı boyadık. Şimdi hemen bunları satalım. Bir dakika. Kalmadı değil mi bir yer? Oraya zaten kapı gelecek. Yerleri parke kaplayabiliriz ama duruma göre. Şimdi buraya güzel bir mutfak yapmak istiyorum. Buraya açık krem yaptık. Mutfak. Şu narin kakaodan yapalım buraya da. Bir iki tane yeter gibime geliyor. Hemen başla şuradan. Koyu mu rengi? Ufak bir lag oluyor arkadaşlar. Bunu... Arkadaşım, belgedir, kitaptır. Bekle daha bak, ne yapıyoruz? Biz boya yapıyoruz ya, dur. Allah Allah, biz evi daha döşemeye başlamadık ki. Mutfağını bir yapayım senin. Nerede yemek yiyeceksin? Hiç düşündün mü bunu? Ne atarlı adamlar ya. Oyundaki üsluplar biraz çok ağır olmuş bence. Nerede kaldı bilmem ne gibisinden. Bekle. Oynamıyoruz bak burada. Boya yapıyoruz yani. Kolay bir iş değil bu boyacılıkta. Yiyorsa kendin yap yani. Her tarafın boya olur. Çıkmaz. Güzel. Galiba bir tane boyayı fazla aldık gibime geliyor. Evet, bir tane boyayı fazla aldık. Ufakmış burası. Kestiremiyoruz ki ne kadar yapabileceğimiz yeri. Şuraları boyasam. Güzel olacak gibi. Güzel. 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 Bakayım. Aç. Ha, buralar çok sırıtmıyor o kadar. Güzel. Şimdi bu da tamam. Bu boyaları satalım. Buraya güzel bir mutfak yapalım bari. Hatta kapısını da koyalım. Yani bu bölüm en azından mutfağı bitirmek istiyorum. Kapı ve pencereler. İç kapı. Maun rengi nasıl duracak? Bakayım. Bence güzel durdu. Bence güzel durdu. Sizi bilemem de. Bakayım, gayet güzel durdu bence maun kapılar. Buraları da boyayacağız sonra. Şimdi biz bugün mutfak yapacağız kardeşim. Hemen mutfağa başlayalım. Her zamanki gibi oyun nalburunun en çok kullandığı Glen geniş dolap ahşabı. Bakayım. Kayın güzel değil. Maun hiç güzel değil. Ya gene bu güzel ya. Meşe. Birden fazla satın al. Şuradan itibaren başlıyoruz. 1. 2. Hala adam belgelerim için, kitaplarım için diyor ya. Kardeşim burası mutfak, mutfak. Heh. Al şunları. Şimdi buraya bir tane şu set üstü de koyabiliriz ama buraya buzdolabını koyalım. Yer daha düzgün dursun. Mutfak aletleri değil. Elektronik malzeme. Şu büyük buzdolabından koyabiliyor muyuz? Beyaz eşya diyelim. Şundan. Çift kapılı buzdolabı. Bunların renkleri siyah. Ha, kolları. Bir de siyah rengi var. Tabii ki siyah olsun. Kollar çelik olursa nasıl durur? Yalnız bu buraya sığmaz. Güzel durur ama buraya sığmaz. Biz de hemen buraya koyarız. Bak gayet de güzel durdu. Kapının yanında. Kimseyi de etkilemez bu. Gerçekten güzel durdu. O zaman buraya ne koyabiliriz? Bakıyorum şöyle. Set üstü olacak mı? İndüksiyonlu. Enteresan. Gazlı ocak. Değil. Şunu alacağım 565'e. Şunu da hemen şuraya koysak. Nasıl olur? Kapı dibi. Güzel olur. Gaz kaçağında da kapıyı açmış olursun. Bir tane aspiratör. O büyük ihtimalle mutfak bölümünde şu en büyüğünden bir tane satın al.
Şöyle. Şurası güzel. Evet, güzel durdu. Bence gayet iyi gidiyoruz. Hatta üst kısımlara şu... Ya şimdi birçoğunuz diyeceksiniz ki abi niye işte hazır şey almıyorsun, mutfak almıyorsun falan. Böyle daha güzel oluyor bence. Kendimiz uğraşmak her zaman iyidir. Bir tane şundan alalım. Şunu tam bitim noktasına koyalım şöyle. Güzel. İyi durdu. Geri kalanını geniş dolap koyalım. Evet. Şimdi bunu ayarlaması biraz güç. Ulan helal olsun bana ya. Bu da mı? Helal olsun. Bu da iyi. O bir tık yukarıda oldu. Bir tık yukarıda olduysa bunu da böyle koyacağız. Evet. Şunu hemen bir daha. Bakayım, harbi süper koydum ha. Şimdi buraya bir tane daha dolap koyacağız alta. Geniş dolap, asılı değil. Geniş dolap. Evet. Bir tane satın al şuraya bir tane daha. Güzel. 10 numara 5 yıldız. Şimdi yalnız bir şey söyleyeyim mi? Mutfak çok geniş oldu. Gerçekten çok geniş oldu. Şimdi burada neler var? 2 seviyeli mutfak kurutucusu. Gel abi. Bir tane satın alalım. Nereye koyalım? Bu tarafa doğru koyalım. Şöyle bir. Evet, güzel. Başka ne var? Davlumbazı geç. Mutfak setlerini geç. Yani burada başka bir şey var mı ona bakıyorum. Yok. Elektronik malzemeye dönelim. Beyaz eşyaya dönelim. Hemen. Kazan ne işe yarar? Hiçbir fikrim yok. Geç. Buzdolabı zaten koyduk en büyüğünden. Ya keşke set üstü ocak falan böyle olsaydı. Güzel olabilirdi. Set üstü ocak demişim. Pardon. Mikrodalga. Mikro yazalım bakalım çıkacak mı? Aa var. Neredeymiş bu? Abi mikrodalgayı da şunun yanına koy. Güzel. Bak çok da güzel durdu ha. Blender falan var mı acaba? Mikrodalga neredeymiş? Elektronik malzeme. Ha, biz niye göremedik orada? Çünkü ev elektroniklerindeydi bence. Ev elektroniğinde ne varmış? Hemen bakıyoruz. Evet, mikrodalga, fırın. Başka bir şey var mı? Bakıyorum. Video mu yazıyor? Barış diye bir arkadaşımız. Evet kardeşim, video. Yarın izlersin. Burada bir şey yok. Evet, burada bir şey yok. Bence güzel sade bir mutfak oldu ama diğerleri bölümünden bakacağım. Eğer mutfağa koyabileceğim. Aa bir tane çöp kutusu koyabiliriz. Şöyle. Örgülü, silindir, basmalı, metal. Güzel. Gel. Bir tane şuraya ya da şu köşeye şöyle. Bak hem çok da boş olmadı. Bir şey söyleyeyim mi? Mutfak gerçekten çok güzel durdu. Şuraya da bir masa koyabiliriz ufak. Masalar. Mobilya, masalar, bunlar değil, diğer masalar. Evet, yemek masası var mı? Yok, niye bulamadık? Şuradan bir dakika çıkalım, bir de şöyle bakalım, yemek. Evet, klasik yemek masası. Uuu, çok büyük. Yemek diyelim, masa. Bir tek bu varmış, bu da çok büyük. Yemek masa olmadı. Yemek büfe olabilir. Olabilir. Bunu koyabiliriz ama bir dakika. Renklerine bir bakalım. Kahverengi, koyu kahverengi. Abi kahve çok sırıtacak. Biz en iyisi beyaz alalım.
Ama bu yemek odası için acaba şuradan diyorum ki bir kapı kırsam, burayı bir bölsem, burası yemek odası olsa nasıl olur? Bence çok güzel olur. Hep bunlar sonuçta dışarıda yemeyecek. Yani hep dışarıda yemeyecekleri için kapı buradan açıkmış. Bir an buradan açık sandım. Yani hep burada yemek yemeyecekleri için yağmur var, kar var. Yani yağmur yağabilir, kar yağabilir. Biz en iyisi dediğimi yapalım ama şimdilik bu videoyu sonlandıralım. Bakın çok güzel bir mutfak yaptım bence. Eksik ne, gedik ne varsa ben buraları tabaklarla, çanaklarla inşallah söz vermiyorum. Tabak, çanak, bıçak setleri, işte bir şeyler ne bulursam dolduracağım buraları. Güzel bir şeyler yapacağım, onu söyleyeyim. Üst katı biraz bölmeyle uğraşırım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Böyle mi bölsem? Yani yoksa şuradan şöyle bölüp de anlamış değilim ya. Bir türlü çözemedim. Burası çok biçimsiz bir yer olmuş. Yani şimdi buradan bölsem burası boş yere kalacak. Buradan bölsem burası çok güzel olacak. Burası çok kötü olacak. Bu balkonu büyük ihtimalle değerlendiremeyeceğiz. Bu balkona buradan giriş yapacağız. Buradan bir hol. Bir şeyler düşüneceğim işte. Her neyse. Ama burayı da boyayacağım video dışında. Gene söz vermek istemiyorum. Şurası güzel oldu. Burayı da boyarım. Böyle durmasın. Evet arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar olsun. Şöyle eve doğru bakayım. Umarım keyif almışsınızdır. Abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.